Şeytandan Allah'a sığınırım. Yunus suresi 15. Onlara ayetlerimiz, sen bırak şimdi boş ver. Yeter. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bak onlara Kur'an ayetleri apaçık belgeler, bak kapalı değil. Net, sarih, anlaşılır. Açık belgeler olarak okunduğunda, yani konuyu açıklığa kavuşturacak, netleştirecek, vuzuhata kavuşturacak netlikte okunduğunda. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, münafıklar, üçkağıtçılar, ehli küfür derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. İşte bak yobazların mantığı. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Ne, nasıl olacak bu? Hurafeyle olur işte. Münafığın dini hurafe üstüne kuruludur. Kur'an artı hurafe. Veyahut bana vahiy geldi der, yeni ilaveler yapar. De ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Kur'an'da ne varsa ben ona uyarım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben yalnızca bana vahyolununa uyarım. Kur'an'da ne vahyolunuyorsa diyor Peygamber ben ona uyuyorum. Yani ben kendi kafama, kendi düşünceme göre hareket etmem diyor Peygamber. Neye göre hareket edermiş? Ben yalnızca bana vahyolunu uyarım. Kur'an'a göre hareket ederim. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım diyor. İnşallah. Değil mi? İsyan edemez Peygamber inşallah. 14. ayette de sizi yeryüzünde halifeler kıldık diyor. Bunun ebcedi 2048.